Bu kapsamda işçiler, aktif çalışan işçiler SGK'dan emekli olabilir yazısını alıp iş yerlerine verecekler. Bağkurlular, Bağkurlular ise doğrudan resmi gazetede yayınlandığı gün bile müracaat edebilirler. E, emekli sandığı mensupları ise e, iş yerlerine müracaat edecekler, kurumlarına emekli talep formunu dolduracaklar. E, onunla birlikte emeklilik işlemleri başlayacak. E, burada birkaç ayrıntı e, söz konusu. E, i̇şçi olanlar, e, aktif çalışanlar emekli olabilir, yazısını alıp işverene verdikten sonra e, işverenlerin e, ek e, işverenlerin e, 08 koduyla, yaşlılık aylığı bağlanması nedeniyle işten çıkışlarını yapması gerekiyor. Bu işçiler için, aktif çalışan işçiler için işverenler bu çıkışı yapmadan Sosyal Güvenlik Kurumu emekli aylıklarını bağlatma işlemlerini yapamıyorlar. Dolayısıyla bu önemli. Yani aktif çalışan işçilerin emekli olabilir yazısını alıp işverene emekli olma nedeniyle işten ayrıldıklarını bildirdikten sonra işverenlerin vakit kaybetmeden 08 koduyla emekli nedeniyle işten çıkışlarını yapması gerekiyor. Prim gününü sigortalık süresini doldurmuş ama işten ayrılmış yaşı bekleyenler vardı. Şimdi EYT kapsamındaysa bu kişiler yani 8 Eylül 99 öncesi işe girmişlerse yaş şartı kaldırıldığı için bunlar emeklilik müracaatında bulunabilirler. Dolayısıyla aktif çalışmayan bu kapsamda olan işçilerin doğrudan müracaat etme imkanı var. Yani emekli olabilir yazısı bunların almaya gerek yok. Memurlar çalıştıkları kurumlar nereyse o kurumlarına emekli talep formunu verecekler, kurumda atamaya yetkili olan amirleri, bunların emeklilikle ilgili işlemlerini başlatacaklar ee, ve daha sonra o kurumda hitap dediğimiz hizmet e, takip programı. Ee, var. Ee, onun yetkilisi e, Atamay'a yetkili amirin onayıyla birlikte emekli müracaatlarını, işlemlerini başlatacak. Dolayısıyla emekli sandığı çalışanları yani memur olanlar e, aktif çalışıyorlarsa e, doğrudan kurumlarına emekli talep formlarını vermeleri emekli işlemlerini başlatmak için yetecek. Bir de kamuoyunda e, belki hani çok bilinmeyen kişi memurdu ama memuriyetten ayrıldı. emekli olmadığı halde ayrıldı. SSK'lı ya da bağ bir yerde çalışıyordu. bu kişi yani memuriyetluktan memurluktan emekli olacaksa ama aktif olarak çalışmayan biri ise bunlar da doğrudan e-devlet üzerinden 4C'li aylık bağlatma linkinden emekli aylığı için müracaat edebilecekler. Yani aktif çalışmayan, yani 15 yıl çalışmış, 20 yıl çalışmış ama memurluktan emekli olmadan ayrılmış kişiler eğer bu EYT kapsamında emekli olma imkanı elde ettilerse onlar da herhangi bir yere değil doğrudan E-Devlet üzerinden 4C yani memur aylığı, yaşlılık aylığı bağlatma linkinden onlar da müracaat edebilecekler. Bizde emekli aylığı daha doğrusu hukuki tabiriyle yaşlılık aylığı dediğimiz yaşlılık aylığı bağlatma mevzuatında, e, müracaatın yapıldığı ayın izleyen ayı maaş bağlanır diyor. Şimdi Mart ayındayız. Dolayısıyla resmi gazetede birkaç gün içinde diyelim ki yayınlandı e, ve kişiler artık aylık bağlatma e, başvurularını yapmaya başladılar. Dolayısıyla izleyen ay Nisan ayı olduğu için bir e, Nisan itibariyle e, kişiler erin işte emekli aylıkları işlemeye başlayacak. Burada memurlar her ayın birinde alıyorlar memur emeklileri emekli maaşlarını. Bağ-kurlular her ayın 25'i ile 28'i arasında, işçiler de her ayın 17'si ile 26'sı arasında emekli maaşlarını alıyorlar. Burada SSK ve Bağ-kurlular özellikle tahsis numarasının son harfine göre bu belirlenen günlerde Son rakamına göre kimisi işte işçi ise bu 17'sinde, kimisi 22'sinde, kimisi 26'sında alıyor. Dolayısıyla e, Nisan ayında Aylıklar bağlanacak. Yani hani çok geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Çünkü biz her ay ortalama yaklaşık 35-40 bin emekli veriyoruz. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu aylık ortalama 35-40 bin kişi emekli ediyor. Yani 2 milyon 250 bin kişiden bahsediyoruz. Yani mevcut durumun 50 kattan daha fazlası emekli aylığı bağlatma, başvurusu yapacaklar. Dolayısıyla bunları da dikkate alarak belki de muhtemel kısmi bir takım gecikmeler olabilir ama her durumda Nisan ayında emekli maaşlarını EYT kapsamında olanlar alacaklar. EYT kapsamında olanlar Nisan ayında sadece maaşlarını değil o günlük farklardan kaynaklanan maaş farklarını alacaklar. Bayram ikramiyesini alacaklar. Muhtemeldir ki işte banka promosyonunda o ay alacaklar. Şu anda müracaat etseler de onlara olumsuz cevap verilecek. Dolayısıyla hem Sosyal Güvenlik Kurumu bu anlamda meşgul edilmiş olacak, hem de kişiler şaşırabilirler. Ben işte bana sorular geliyor mesela işte ya birisi diyor ki benim hala diyor işte E devlette 56 yaş gözüküyor gözükmesi normal çünkü yasa henüz resmi gazetede yayınlanmadığı için yeni şartlar sisteme yüklenmediği için onu görüyorsun. Dolayısıyla vatandaşlarımız acele yani vatandaşlarımız bir resmi gazete sürecini bekleyecekler. Daha sonra müracaatlarını özellikle e-devlet üzerinden yapmaları dediğimiz gibi hem vatandaşlarımız için daha kolay bir yöntem. Aylık bağlatmaları müracaatlarını yaptıktan sonra vatandaşlarımız başkaca bir işleme gerek yok. Çünkü bazen şöyle olabiliyor. Daha önceki emekli aylığı bağlatmada yaşanan şeyler vardı. Kişi aylık bağlatma talebinde bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bunu işleme alıyor. Ama vatandaş bir daha girdiğinde orada başvuru göremeyince hemen panikleyip yeniden müracatta bulunabiliyor. Bunlara da dediğim gibi gerek yok. Orada müracaatınız alınmıştır, başvurunuz tamamlanmıştır yazısını gördükten sonra işlemlerinin başladıklarını vatandaşlarımız bilmesi yeterli olacaktır.